Boyun germe, yaşlanmayla birlikte insanların boyunlarında sarkma, özellikle gıdı bölgesinde yağın aşağıya doğru inmesi hindi boynu gibi bir boyun ortaya çıkarır. Ayrıca bu adaleler vardır boynumuzda, boynumuza şekil veren. Bu adalenin gevşemesi sonucu bantlar ortaya çıkar. Ortası çukur bantlar. Bunlar düzeltmeye yöneliktir. Son 5 yıla kadar boyun germede çok başarılı değildik ama son 5 yıldır geliştirilen teknikler sayesinde bugün boynu çok rahatlıkla germemiz mümkün. Yani eskiden insanların yaşlılığını iki şeyden bilirdik. Birincisi ellerindeki buruşma, ikincisi de boynundaki buruşmaydı. Şimdi ellerindeki buruşmaya yönelik olarak yağ enjeksiyonu ya da dolgu yapıyoruz. Buruşma ortadan kalkıyor, lekeleri de lazerle götürüyoruz. Kahverengi yaşlılık lekelerini. O zaman ortaya ne çıkıyordu? Boyun vardı. Şimdi boynu da düzeltebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Kulak memesi etrafı, kulak arkasından saçlı deri içerisine girip boyun derisini komple kaldırıyoruz. Bu bölgede bir takım işlemler yaptıktan sonra fazla deriyi çıkarıp boynu asıyoruz. Ameliyatın etkinlik süresi yaklaşık olarak 8-10 yıldır. Yüz germe ameliyatıyla birlikte yapılabildiği gibi tek başına da yapılabilir. Boyuna son derece iyi bir kontür vereceği için kişiyi en az bir 10-15 yıl kadar geriye götürür yaş olarak. Komplikasyonu ameliyata bağlı ufak tefek komplikasyonlar olur ama genellikle iyileşmesi 10-15 gün civarında iyileşir. Özellikle göğüs bölgesinde bir miktar morarmaya neden olabilir ama bunlar 8-10 gün zarfında ortadan kalkar.